İYİ Parti Ünye İlçe Başkanlığı geçtiğimiz günlerde ilk olağan kongresini gerçekleştirdi. İYİ Parti Ünye İlçe Başkanı İrfan Demir, 10 Şubat'ta gerçekleşen birinci olağan kongre sürecini anlattı. İlk olarak kongremizi hızlı bir şekilde yapmak zorunda kaldık. Buna rağmen ben güzel bir kongrenin olduğu kanaatindeyim diyen Demir, İYİ Parti olarak neleri hedeflediklerine değindi. 2 aylık bir parti olmamıza rağmen genel merkezin emri ve mevcut durumunda zorlaması nedeniyle ilk olağan kongremizi hızlı bir şekilde yapmak durumunda kaldık. Ancak buna rağmen ben güzel bir kongrenin olduğu kanaatimdeyim. Gerçekten dünyadaki vatandaşlarımız kongremize yoğun bir ilgi gösterdiler. Bu ilgi de bizi daha da cesaretlendirdi. Dolayısıyla kongre sonrasında hemen yaptığımız yönetim kurulu toplantısıyla aldığımız kararlar gereği de bir haftalık süre içerisinde partimizin divanını oluşturup yollara düşme kararını almış bulunmaktayız. Tabii ki bir siyasi parti kurulduğunda ilk hedefi iktidara gelmektir. Biz de bu amaçla kurulduk. Kurulmamızdaki ana gerçekte şu, bunu genel başkanımız sürekli olarak her gittiği yerde ifade ediyor. Türkiye'nin iktidar ve muhalefet arasındaki uçurumu fark ettiğini biliyoruz. Vatandaşlar karpuz gibi ikiye bölünmüş durumda. Ötekileştirilen, ezilen, korkutulan, baskı altında bir vatandaş kitlesi mevcut. Dolayısıyla insanlar mevcut siyasi yapılar arasında bir arayış içerisindeydi. Bu nedenle de Sayın Genel Başkanımızın şahsında birleşme, bir kucaklaşma oldu ve bu şartlar İYİ Parti'nin kurulmasını sağladı. Gerçekten de siyasi partiler genelde Ankara merkezli ya da İstanbul merkezli olarak kurulurlar ve topluma anlatmaya çalışırlar. Ama İYİ Parti'nin farkı bu partiyi Türk milleti isteyerek, zorlayarak öne çıkartmak suretiyle vücuda getirdi ve çok düzenli ve her konuda sorunlarını tespit eden, bu sorunlara çözüm üreten bir siyasi parti olarak da kamuoyunda kabul edildi. Büyük bir kucaklaşma var ve hedefimiz çok kısa sürecek bir muhalefet döneminden sonra partimizi ilk seçimde iktidara taşımak. Ben gerek Kurucular Kurulu da görev alan arkadaşlarımız, gerekse bize dışarıdan destek veren bütün vatandaşlarımız, yine partimizin üyesi olup delege olarak oy kullanan arkadaşlarımız ve tüm üyeler olmak üzere herkese bu Kurucular Kurulu döneminde bize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum.